Müge abla, sen ne iş yapıyorsun burada? Ben ev kadınıyım. Ne iş şu an, ne yapıyorsun? Şurada bugün çörek yapmaya ayırdık günümüzü. Bu çörek ama özel bir çörek değil özel mi? Özel çörek, seferberlik çöreği bu çörek. Ne seferberlik çöreği ne oluyor? Ne anlaması gerekiyor insanların? Seferberlik çöreği deyince askerlerimize katık olarak koyduk bunu. Torbalarına koymuşlar, askere yollanmadı, cepheye yollanmadı. Torbalarına koydular anneler, nineler. Oğlana giderken işte yanına yiyecek olarak çörek koymuşlar. Bu elindeki mi? Bu elimdeki seferberlik çöreği işte. Nasıl yapıyorsun bunu sen? Biz bir gün evladan aşaması bunun kendimiz bıraktığımız kök mayamız var. Kök mayanın içine yağ katıyoruz, yoğurt katıyoruz, tarhana katıyoruz. Onu birleştiriyoruz, unla birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra hamur haline getiriyoruz. Bunu bekletiyoruz. Bir gece beklemesi lazım, ekşimesi lazım. Bir gece bekledikten sonra ertesi gün unumuzu, suyumuzu, hamurumuzu kardıktan sonra ekşi mayayı, bir gün evladan tuttuğumuz ekşi mayayı katıyoruz, birleştiriyoruz, yumuruyoruz, bekletiyoruz. 2 saat beklemesi lazım. 2 saat bekledikten sonra hamurlar gelişiyor, susam aşamasına geçiliyor. Susam aşamasından sonra fırın yakılıyor, fırın piştikten sonra bu hale geliyor. Lezzetli mi peki bu Müge abla? Lezzetli. Sen kaç yıldır yapıyorsun bunu? Kaç yaşındasın Müge abla sen? Ben 54 yaşındayım. 30 senedir yapıyorum da. Maşallah. Evet. Anneden mi öğrendin? Anamızdan öğrendik. Peki bu şu an bu göreye özgü bir lezzet değil mi bu? Özgü bir lezzet. Neresi Sarı burası? Sarıbeylere özgü bir lezzet. Balıkesir, Savaştepe, Sarıbeyler. Sarıbeyler. Peki bunu yemek isteyen illa buraya mı gelmesi lazım? Şimdi gari fırınlarda da oluyor. Erdil ekmek var. Ama her fırında olmaz. Her fırında olmaz. Savaştepe'de oluyor. İşte bunu şimdi evinin ekmeğini çıkarmak için şey yaptılar. Ticarete döktüler. Ticarete döküldü. Seviliyor, alınıyor, misafirlere konuyor. Bayramlarda yapılıyor. Bayramlarda yapılıyor. Gelin kızlara götürülüyor. Bu milli gelenek ve görenek. Şöyle çok da lezzetli gözüküyor. Çok da değil lezzetli. Mi? Peki bu ne kadar duruyor? Bunun asıl özelliği fazla durması. Asıl özelliği fazla durması. Bu 2 kap oluyor bak. Kabarık. 2 kap. 2 kap derken şişmiş olmasından şişmiş diyorsun. Şişmiş olması daha güzel oluyor. Bunun hem önü hem arkası mı susamlı? Hem arkası hem önü susamlı bak. Hmm. Hem arkası hem önü susamlı. Çok da lezzetli gözüküyor. Çok da lezzetli. Ekşi mayadan oluyor işte. Mesela bunu aldılar. Kaç ay dayanabilir bu? 3 ay dayanır. Senin ana kullanabileceğin şekil dayandırabilirsin bunu. Eskiden böyle tahtalarda şimdi kurduruyordu. Şimdi ekmek aldık mı 2 gün sonra küflüyor. Evet, bu küflenmez. Neden küflenmiyor? Neye bağlı? İşte mayasına bağlı. Bunu kurutacaksın. Kurutmadı mı yine küflenir. Hmm. Naylon poşete koymayacaksın. Kurutacaksın, saklayacaksın. Yemek istedin mi ısıtacaksın. Isla ısı da aynı oluyor. Aynı lezzeti? Aynı lezzeti verir. Şu peki evde yapabilirler mi bunu? Yapabilirler. Tam mayanında yapabilirler ama bu lezzeti vermez. Bir de çok dayanıklı olmaz değil mi? Çok dayanıklı olmaz. 2 günde tüketecek. Bir de içinin böyle hamur olmaması gerekiyor. Bir aç da içini görelim bakalım. El becerisi gerekiyor. Onun bak. Susama bulanırken el becerisi gerekiyor. İçi de boş değil mi bunun? İçi boş olması. Lezzeti oradan geliyor. Evet, hamur evet. Yok içinde. Ama içinin boş olmasını etki eden faktör el becerisi. Böyle yaparken. El becerisi. Karşılıklı böyle hamuru güzelce yumurcaya kıvamına geçeceksin. Bızlık bızlık yapmayacaksın. Ekmek yapar gibi mi? Ha, bızlık ekmek. Bızlık ne demek Müge abla? Ya çok oynamayacaksın hamurla. Hamurla çok oynamayacaksın. Öldürmeyeceksin hamuru. Kuşalacaksın. Hamuru kuşalacaksın basakana. Evet. Üstünü güzelce basacak mısın? Ha, böyle basacaksın. Yani ekmek yapar gibi yapacaksın. Ekmek yapar gibi. Tamam, teşekkürler Müge abla. Rica